Herkese merhaba, ben Aynur. Bugün size çok fazla çiçek kullanmadan vazolarınızın nasıl dolu görünebileceğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki çeşit çiçeğim var. Çoğunuz çiçeklerinizi açıp vazonuza koyup içerisine su koyarsınız. Ve çiçeklerinizde çok azsa hiç güzel bir görünüm olmaz. Bugün size bu kadar çiçekli iki tane vazoyu dolu dolu nasıl doldurabilirsiniz göstermek istiyorum. Şimdi çiçeklerimi açıyorum. Benim cam vazolarım bayağı büyük. Şimdi çiçeklerimin saplarını çiçeklerin dışarıya gelmeyeceği bir şekilde kesiyorum. Yani vazonun tamamen içerisinde kalıyorlar. Gördüğünüz gibi bu çiçeğim biraz dışarıya doğru bakıyor. Şimdi sapını biraz daha kesiyorum. Çok karışık görünmemesi için de fazla gelen yapraklarını kopartıyorum. Çok fazla doldurmayın. Ne kadar az çiçek koyarsanız o kadar hoş, o kadar da dolu görünür. Evet, bu vazomuz tamamdır. Şimdi aynı işlemi diğer çiçeklerime de uyguluyorum ve bir bağ çiçekten daha yarısı arttı. Hepsini kullanmadım. Onları da başka bir vazonun içerisine yerleştirebilirim. Vazolarımın ikisi de hazır. Daha çiçeklerimiz arttı. İki tane su bardağım var. Bildiğiniz normal su bardağı. Şimdi birkaç çiçek de bu su bardaklarının içerisine koyuyorum. Bu bardakları özellikle yemek masanızı düzenlerken ortalara veyahut da tabakların yanlarına doğru yerleştirdiğinizde çok hoş görünüyor. Ve gördüğünüz gibi daha hala çiçeklerim arttı. Bunları da evimde bulunan küçük cam vazolara yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok az çiçekle kaç tane vazoyu doldurduğum halde daha hala çiçeklerim arttı. Şimdi vazolarıma su dolduruyorum. Yalnız böyle dolu dolu değil, sadece diplerinde, çiçeklerin dipleri suyun içerisinde kalacak şekilde. Ve vazolarınız evinizin herhangi bir köşesinde yerini almaya hazır. Gördüğünüz gibi çok hoş görünümlü ve çok da fazla para harcamadık. Çoğunuzun sanırım bahçesinde çiçek vardır. Bunları da kullanabilirsiniz. Deneyecek olursanız resimlerinizi benimle Instagram sayfam Aynur Şahin pratik bilgilerde paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.